Şu an savunduğunuz sistemde fikir özgürlüğü varsa bırakın konuşalım. Yıllarca insanı susturdunuz, yıllarca insanları hapsettiniz. Bırakın konuşalım. Şimdi bu ülkeyi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'tü. Belki hani adam içkiciydi, hani diyorlar ya mecliste ay kafasıyla değildi. Türkiye'nin %70'i Atatürkçü değil, Kemalist de değil, olmak da zorunda değil. Laik de değil, demokrat da değil. Müslümanlık Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Mustafa Kemal uymak değildir. Mustafa Kemal Allah subhanahu ve teala kitabını kaldırmış bir kişidir. Bunu aklını kullanan herkes bilir. Allah subhanahu ve teala diyor ki göklerin ve yerin Rabbi Allah'tır diyor. Allah subhanahu ve teala Rab ne demek biliyor musunuz? Rab kanun koyucu demektir. Bugün kanun koyan kim bu memlekette? Ya sen niye böyle şeyler yaptın? Sen kimsin ya? Konuşmayacağız mı? Konuşmayacağız mı? Yeri burası değil. Neresi? Cami mi? Neresi? Sana mı soracağız? Öyle bir batıl, öyle bir bozuk bir sistemde yaşıyoruz ki o kişi, o Kürt, o Kürt'ün birkaç nesil öncesine gitsek İsim neydi? Diyarbağ. Diyarbağ. Diyarbağ, bugün Türkiye'de en fazla zorluk çektiğiniz şeylerden birisi nedir? Abi şimdi her şeye zam geliyor yani. 2 haftada 1 bin zam geliyor. Bunlar da hani çalışan adam da yetiştiremiyor. Ondan sonra hani şimdi bazı gençlerimiz de okuyor. Onlar da hani geçim sıkıntısı çekiyor. Hani bu kadar. Mesela bugünkü toplumda bir insan sadece maddi olarak mı sıkıntı çekiyor? Yani manevi olarak, dini olarak bir sıkıntı çekmiyor mu sizce? Yani yaşantı olarak. Ya şimdi dini olarak diyorsunuz da dini İslamiyet'i meclise çevirdiler. Hani İslamiyet'i de bilene artık siyasete çeviriyorlar. Şey dini kullanıyorlar mı demek istiyorsunuz? Kullanıyorlar abi ya. Yani dini kullanan insanlar var diyorsunuz. Evet abi. Meclisteki herkes de dini kullanıyor. Bugün mesela din yaşanılan bir şey değil de kullanılan bir araç haline gelmiş diyorsunuz. Yani CHP'sinden AK Partisi'ne MHP'sine kadar hepsi dini kullanıyor. Hepsi abi ya hepsi. Peki dini kullanmalarındaki amaç nedir sizce? Ya abi milleti kendi tarafına çekiyorlar. Şimdi biri oradan dinden bahsediyor, biri ondan bahsediyor, biri onu kötülüyor o taraftan, biri oradan kötülüyor. Yani dinini kullanmalarındaki ihtiyaç acaba bu toplumun Müslüman olduğunu düşünmelerinden dolayı olabilir mi? Yok kesinlikle menfaat abi onların için. Bu mesela örnek söylüyorum. Niye komünizmi veya sosyalizmi kullanmıyorlar da Müslümanlığı kullanıyorlar? Yani bugünkü toplumun geneli Müslümanım dediğinden dolayı olabilir mi? Yani toplum diyor ki ben Müslümanım. Müslümanım dediğinden dolayı partilerde bu Müslümanım diyen insanların duygularını sömürüp onların dinini kullanıyor olabilir mi? Bir an önce hani dediniz ya duyguları sömürüp. Şimdi milletimiz Türk milleti veya da Kürt milleti olsun abi. Hepsi dine önem veren bir insandır. Onlar da hani menfaat peşinde abi. Birisi dinden bahsediyor ki bu Müslüman. Bu şöyle bu böyle. Şimdi Cübbeli Ahmet diye birisi var. Adam gelip HDP'yi kötülüyor. Ya sen nereden biliyorsun? O adam belki Hristiyandır, belki Türktür, belki Alevidir, belki Çerkez'dir. Hani şimdi bir insanı ne diliyle, ne ırkıyla, ne de renkiyle yani şey yapamazsın, yargılayamazsın abi. Peki şöyle söyleyeyim, anladığım kadarıyla Kürtsün. Mesela HDP'nin de bugün bu sistem sayesinde, demokrasi sistemi sayesinde bayağı bir takipçisi, bayağı bir üyesi var. Şu an Doğu Anadolu'da bayağı bir destekçisi var, doğru mu? Batı olsun, destekçisi var. Peki bu toplumu bu hale getiren ne oldu mesela? Yani parça parça hale getiren, Kürt'ü Türkiye, Türk'ü Kürt'e düşman eden ne oldu sizce? Abi ayrımcılık. Mesela ne mutlu Türk'üm diyene sözü olmuş olabilir mi? Vallahi abi ben Kürt'üm ne mutlu Türk'üm diyene. Şimdi benim bu bayrağa bir saygım sonsuz yani. Ben şimdi Kürt genci olarak askerliğimi de yapıyorum. Bayrağa da saygım sonsuz. Ama ırkçılık yapana, Kürt'ü dışlayana
saygım sonsuz değil. Yani ne mutlu Türk'üm diyen bir adam ırkçılık yapmış olmaz mı? Yani yok abi. Niye? Mesela ne mutlu Kürt'üm diyene bir adam ırkçılık yapmış olmuyor mu? Niye ne mutlu Türk'üm diyene deme gereği duysun bir insan? Bugünkü topluluk geneli Müslümanım diyor kendisine. Evet. Ne mutlu Müslümanım dese HDP'dir, MHP'dir, CHP'dir, AK Parti'dir bunlar ortadan kalkmış olmaz mı? Bugünkü bu ayrılığı, bu sistem, bu layık, bu demokrasi sistem oluşturuyor. Evet. Yani bu partileri mezhep olarak böyle bölmüş ve bu partilere mensup olan bazı topluluklar oluşturmuş ve sen mesela HDP'yi bugün savunur hale gelmişsin evet. Muhtemelen. Aslında senin, örnek söylüyorum, atalarından birisi Şeyh Said'ti. Evet. Şeyh Said bugünkü sisteme karşı kıyam etmiş bir mücahitti. Bugünkü sistemin müntesiplerine karşı kıyam etmiş bir mücahitti. Allah subhanahu wa ta'ala rızasını gözeterek Allah subhanahu wa ta'ala'nın yolunda mücadele etmeye çalışan bir kişiydi. Senin bugünkü savunduğun parti ise o Şeyh Said'e tam manasıyla hain, tam manasıyla böyle çirkin bir yaftayla, yobaz yaftasıyla, irtica yaftasıyla bakıyor. Bu senin tezatın olmuş olmaz mı? Veyahut sistem seni öyle bir yerden farklı bir yere getirdiğini düşünmüyor musun? Ya abi şimdi biraz önce hani dedin ya ne mutlu Kürt'üm veyahut da ne mutlu Türk'üm. Orada sen haklısın abi. İslam aleminde herkes kendisi hani ne mutlu Müslümanım. Hani İslam etse. Şimdi gidiyorsun bir gence soruyorsun abi. Bir dua oku falan filan hani. Adam okuyamıyor abi. Bunun sebebi kim? Bu sistem değil mi? Yani bu sistem bu topluma İslam'dan daha fazla. İslam'dan daha fazla demokrasiyi, laikliği övdüğü sürece, okullarında Kemalizm öğrettiği sürece, İslam'ı da kıstığı sürece ve bazı oluşumları engellediği sürece. Yani bugün mesela camilerde, laikliğin egemen olduğu camilerde tam manasıyla Kur'an ve sünnet anlatılamıyor. Böyle bir durumda insanlar nasıl dinini öğrenecek? Şimdi ben bunu da sana söyleyeyim abi. Hani Kemalist diyorsunuz ya abi. Şimdi bu ülkeyi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'tü. Belki hani adam içkiciydi. Hani diyorlar ya mecliste ayık kafasıyla değildi. Adam ayık kafasıyla bu yani ülkeyi kurtarmış olsaydı belki daha farklı olurdu. Ama şimdi Recep Tayyip Erdoğan geliyor ki paranın üstüne kendi resmini koyuyor. Hani Türkiye'yi kurtaran bir insan hani resmi üstünde abi. Şimdi Türkiye'yi kurtardığını söylüyoruz. Evet. Türkiye'yi kurtardığını düşünelim. Türkiye'yi kurtardığını düşündüğümüzden dolayı da ona minnet duyuyoruz. Doğru mu? Peki Allah subhanahu ve teala'nın nimeti mi bizim üzerimizde daha fazla? Mustafa Kemal denilen insanın mı daha fazla? Abi elhamdülillah Müslümanız. Allah-u Teala'nın nimeti bizim üstümüzde daha fazla. Peki Allah subhanahu ve teala'nın razı olmadığı bir şeyi Mustafa Kemal yapmış ise biz Mustafa Kemal'i halen sevip destekler miyiz? Yoksa Allah subhanahu ve teala'nın tarafında mı kalırız? Ben Allah subhanahu ve teala'nın tarafında kalırım abi. Bugünkü sistemi Mustafa Kemal Atatürk getirdi ve demokrasi dediği halde kimseye sormadan bu sistemi getirdi. İlk meclisi ilga etti, ikinci meclisi kendisi kurdu ve kendi kurduğu insanlara bunu sorarak laikliği, demokrasi getirdi. Hiç kimse İslam mı, demokrasi mi, laiklik mi diye sorulmadı. Bu yüzden diktatörlükle bu sistem getirildi. Bu sistem getirildi. Amca sizle de konuşuruz. Konuşmamızı lütfen kesmeyin. Şu an savunduğunuz sistemde fikir özgürlüğü varsa bırakın konuşalım. Yıllarca insanı susturdunuz, yıllarca insanları hapsettiniz. Bırakın konuşalım. Şimdi böyle bir durumda Allah subhanahu aleyhi kitabını da kaldırıp İtalya'daki kanunlara, İsviçre'deki kanunlara, Almanya'daki kanunlara peşine gidip onları alıp bu memlekete getirmek sizce Allah subhanahu aleyhi kitabına bir hainlik, Allah subhanahu aleyhi bir hainlik olmuş olmuyor mu? Abi şimdi onu istese de yapamaz. Kur'an-ı Kerim'i istese de kaldırmaz. Çünkü bu binlerce yıldır hani. Ama yönetimden kalktı, devlet kademesinden kalktı. Yani söylüyorsun ya abi, Türkiye'de abi adamlar Müslümaniyeti oynatmışlar ya. Adam gidiyor, din kültürü olsun, işte İngilizce olsun, adam İngilizceye daha önem veriyor. Ama hazır ki Müslüman aleminde olsan, dine önem versen bu kadar gençlerimiz hani küpe takıyor, piercing takıyor, bir şeyler yapıyor. Abi bu hepsi Hristiyanlık yani. Hepsi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde değil mi? Yani abi şimdi ben o adamın da günahını almayayım. Allah subhanahu aleyhi kitabı kalıcı kalmış olsaydı devlet kademesinde Allah subhanahu aleyhi rızasına göre ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre bu toplum inşa edilecekti, imar edilecekti. Bugün Mustafa Kemal'in getirdiği sistemdeki verilen özgürlüğe göre bu sistem oluşturuluyor. Yani layık bire yetiştirmek için açılan okullarda insanlar yetiştiriliyor. Bugün pornografi bu toplumda serbest mi? Abi ben Mustafa Kemal Atatürk'ü savunmuyorum ki. Tamam. Pornografi şu anki sistemde serbest mi? Valla abi pornografi midir nedir abi ben onu bilmiyorum hani. Pornografi yani müstehcen yani cinsel manada yani zina babındaki videolar. Zina babındaki videolar abi şu an Türkiye'de çok yani. Serbest mi?
Anan abi şimdi... Kim tarafından serbest? Yani hangi sisteme bağlı olarak serbest bırakılıyor? Yani İslam rejimi olmuş olsaydı böyle bir videolar, böyle pornografiler açık seçik sitelerde yayınlanabilirler miydi? Abi. Ya da çocuk pornografileri yayınlanabilir miydi? Bugünkü sistemin içerisinde bu kadar enses, yani bir babanın bir kızı, çocuğuna cinsel ilişkide bulunması, bunları biz haber olarak duyabilir miydik abi, İslam rejimi olsaydı? Şunu söyleyeyim. Ben abi koyun Kürdüm, hani kendi dilimi de ırkımı da savunuyorum ama bak şimdi MHP eskiden adamlar milliyetçi bir insandı. Şimdi bir kız çocuğu açık saçık giyinip gezemiyordu abi. Adam görüyordu, hani konuşuyordu. Ama şimdi bakıyorsun abi, kız çocuğu üstü başı açık hep geziyor. Parkın ortasında bir gençle sevişiyor. Öyle bir şey olabilir mi abi ya? Bu sisteme göre herhangi bir sorunu yok ama. Abi. Bu sisteme göre hiçbir şey söyleyemezsiniz ama. Yani abi, şimdi millet hep parkın ortasında sevişiyor ya. Bunlar rahatsız olmanızı anlıyorum ama bugünkü sisteme göre siz o insanlara hiçbir şekilde karışamazsınız. Zaten o insanlar da bu sistemin ürettiği bir meyve diyelim, acı bir meyve. Şimdi bugünkü sistemde faiz meşru mu? Vallahi abi ben o kadarını bilmiyorum ben. Yani bugün bankalar yok mu faiz veren? Var abi. Mesela genel evleri var mı? Genel evleri abi şimdi ulusa git bir sürü. İçki fabrikaları var mı? Abi içki fabrikaları şimdi Konya'da diyor Mevlana var. Konya'da içki fabrikası var. Şimdi bu nasıl bir şey oluyor? Hem Mevlana hem içki yan yana gelebilir mi ya? Peki bütün bunları sağlayan bir insana minnet duyar mısınız ya da sever misiniz? Ben duymam abi. İçkiyi ortaya çıkartan bir insana ben minnet duymam. Çünkü Allah-u Teala onu haram kılmıştır. Adam Kur'an okumuyor, gidiyor içki içiyor. Peki bütün bunları serbest bırakan bir insana minnet de duymam diyorsunuz, sevmem de diyorsunuz. Bütün bunların sağlanması dediğimiz gibi yine Mustafa Kemal'in getirdiği sistemle ilgili. Yani biz bir insanı severken kendi dinimize göre mi ya da kendi ideolojimize göre mi sevmemiz gerekli? Ben kendi dinime göre severim abi. O zaman İslam'a göre Mustafa Kemal Atatürk'ün sevilecek bir yanı yok. Yok. Doğru mu? Peki şöyle, sen mesela HDP'li olduğunu söyledin. Bir dakika. Bir küfür. Biz de Müslümanız elhamdülillah. Anadan doğma Müslüman. Konuşmayı, hakareti yapmayın. Konuşabiliyorsanız buyurun konuşun. Siz kimsiniz de konuşuyorsunuz? Yetme. Buyurun konuşun. Kim onlar? Buyurun. Biz konuşuyoruz. Alet etmeden siyaset yapalım. Ne gördüysek dinimizi önümüze getirip de bizi dize getirenlerden gördük. Yani dini kullananlar. Çok şükürler olsun. Çok şükür biz ayaktayız. Atatürk'ümüz ayakta. Çok şükür. Allah'ın bugününe şükür. Din, İslam insanın içinde yaşanan bir şeydir. Onu kim diyor? Onu kitabımız diyor. Kur'an öyle bir şey söylemiyor. Kur'an diyor ki, Maide 44. ayette Kur'an diyor ki, kim Allah'ın indirdiği hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Bu devlet kademesinde olması gereken bir şey. Nisa 60. ayette mahkemelerinizde Allah'ın kitabıyla hükmedeceksiniz diyor. Sizin dediğinizi söylemiyor. Dine teşvik edebilirim misal. Ama sizin dediğinizi söylemiyor. Delil söyleyin. Hayır, ben dini kullanıp da burada bir iş yapıyorsam o dini, benim ayıbımdır. Dini kullanmak nasıl olur? Baştakiler gibi mi? Baştakiler karıştırmayalım. Tamam, kim? Örnek verelim. Mesela dini nasıl kullanıyoruz? Dini bir iş yapıyorsun. Elhamdülillah Müslümanım. Elinde tesbih. Ha, kandırıyorsun karşındaki. İslam bunu zaten riya diyor. İslam buna riya diyor ve reddediyor. Sizin zaten reddettiğiniz İslam da reddediyor. Sorun yok. Anlamadım, bir daha. İslam buna riya diyor ve İslam bunu reddediyor. Evet. İslam buna riya diyor ve İslam bunu reddediyor. Sizin dediğinizi söylüyor. Bunda sorun yok. Bugün biz Mustafa Kemal veya X şahısın yaptığı icraatlardan bahsediyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın nimetleri mi sizin üzerinizde fazla, yoksa falanca kişinin X şahısın nimetleri mi sizin üzerinizde fazla? Hayır, Allah'ın nimetleri üzerimde fazla. O zaman Allah Subhanahu ve Teala'ya göre konuşmak gerekli değil mi? Ona hainlik yapmamamız gerekli değil mi? Dini teşvik etmem. Dini niçin teşvik etmezsin? Müslüman mısınız? Elhamdülillah Müslümanım. Allah Subhanahu diyor ki, içinizden iyiliği anlatan ve kötülüğüne yeten bir topluluk olunsun. Allah bunu derken nasıl insanları teşvik etmem diyebilirsiniz? Hem de Müslümanım dememize rağmen. Din ortalıkta yaşanan bir şeydir. Ortalıkta değildir. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu şu demektir. Bütün hayatımızı Allah Subhanahu ve Teala hükmeder demektir. Devletimiz varsa Allah Subhanahu ve Teala devletimize de hükmedecek. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, göklerin ve yerin Rabbi Allah'tır diyor. Allah Subhanahu ve Teala, Rab ne demek biliyor musunuz? Rab kanun koyucu demektir. Bugün kanun koyan kim bu memlekette? Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, göklerin ve yerin, yani diyor ki, Türkiye'nin de Rabbi benim diyor. O zaman benim kitabımla yöneteceksiniz diyor. Falanca kişinin İtalya'dan getirdikleri, İsviçre'den getirdikleri kanunlara göre yönetmeyeceksiniz diyor. Bu bir hainliktir diyor Allah'a karşı. Burcu'ya baktım, gerçekten yani bir çocuğu karşınıza almışsınız, o da nereli bilmiyorum ama herhalde Suriyeli, yabancı o çocuk. Suriyeli değil, kendisi bir Kürt. Kürt de olabilir. Ve kendisini maalesef bu sistem HDP'li yapmış.
olan bir insan... İşte şöyle, bakın. Öyle bir batıl, öyle bir bozuk bir sistemde yaşıyoruz ki o kişi, o Kürt, o Kürt'ün birkaç nesil öncesine gitsek... Bir dakika, o kişi, o Kürt'ün birkaç nesiline gitsek o kişinin İslam'ı bilinci tamamen sağlam olduğunu görebiliriz. Ama bugün... Ben AK Partili değilim. Bir dakika. Maalesef bu sistem o kişiyi HDP'li yapmış. Bu sistemin sayesinde bir kişi HDP'li olmuş ya da milyonlarca kişi. Buyurun. Küfür söyle. Hayır. İnsanın içinde varsa gider. Sen beni kötü yola teşvik edebilirsin ama götüremezsin. Bak seni teşvik edebilirsin ama götüremezsin. Buyurun. O adamın içinde kötülük. Biz dini istismar eden hiç kimseyi savunmuyoruz. Biz dini istismar edenleri savunmuyoruz. Bak konuşmuyorsunuz. Atatürk'ü eleştirmek Atatürk'ü hakaret demek değildir. Hakaretle eleştiriyi bir ayırt edelim. Bunu da ayırt edemiyorsak zaten konuşmanın bir manası olmaz. Sadece konuşmasını bilen insanlarla konuşalım diyoruz. X şahıs. Bakın şöyle. Siz Müslüman mısınız? Müslümansanız Allah subhanahu teala'ya göre konuşmakla mükellefsiniz. Doğru mu? Buyurun. Buyurun. Kardeşim. Sen kimsin ya? Kimi çağırırsanız çağırın. Hakaretle eleştiriyi ayırt edin. Hakaretle alakalı. Video kayıtlar yayınlanacak. Hakaretle alakalı. Ya sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bu yaptığını yasak şu an. Kanunlara göre yasak. Konuşmayacağız mı? Konuşmayacağız mı? Yeri burası değil. Neresi? Cami mi? Neresi? Sana mı soracağız? Şuradaki herkese sorsan kendisine Müslümanım der. İslam'dan bahsetmek kadar doğal bir şey var mı? Ya kimi çağırırsan çağır. Biz polisten korksak zaten burada olmayız. Peki okullardaki mesela içerikle alakalı, mesela gençlerin bazı söylentiler oluyor, mesela pornografiyle alakalı. Mesela okullarda pornografi yaygınlaştı, doğru mu? Doğru. Peki bu pornografinin yaygınlaşmasındaki sebep nedir sizce? Hızlı. Konuşmak istiyorsanız direkt konuşabilirsiniz. Konuşmak isterseniz videolar var, videolar var elimizde, aynı öğrencilerle konuştuğumuz. Var. Yok mu yani? Devletin polisine pornografi suç değil ki. Devletin pornografi suç mu? Doğru söylemiyorsun. Doğru söylemiyorsun. Öğrencisiniz, doğru mu? Evet. Örnek söylüyorum. Senin çevrende olmayabilir. Belki bazılarında duymuş olabilirsin. Pornografiyi izleyip sınıfa gelen erkek yok mu? Vardır, tabii ki var. Okulda izleyen bile var. Okulda izleyen bile var. Okulda izleyen bile var. Doğru söylemiyorsun. Doğru söylemiyorsun. Pornografi suç mu? Videolar elimizde. Pornografi suç mu Türkiye'de? Bak burada MİT var, polis var. Sen çek şurada. O zaman konuşmak istemiyorsanız çekilin kenara. Abi dayı diyorum. Pornografi suç mu Türkiye'de? Yani suç. Suçsa niye sitelerde yayınlanıyor? Bak adam özgür, ne yaparsa yapar, sana ne ya? O zaman niçin o zaman okullarda olmadığını söylüyorsunuz? Ne biliyorsunuz? Çek şurada. Elimizde videolar var zaten. O zaman çek diyorsanız siz çekilin. Niye müdahale ediyorsunuz? Neye karşı olduğunuzun farkında mısınız? Siz neyi savunduğunuzu biliyor musunuz? Elhamdülillah Müslümanım, Atatürk'üyüm, layıkım, tamam mı? O zaman buyurun savunun sisteminizi. Atatürk'üyüm ve layıkım. Tamam buyurun savunun sisteminizi, o kadar savunabiliyorsunuz. Dünya savunuyor, gerek yok. Kim savunuyor? Türkiye'nin %70'i Atatürkçü değil, Kemalist de değil, olmak da zorunda değil. Layık da değil, demokrat da değil. Müslümanlık Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Mustafa Kemal'e uymak değildir. Mustafa Kemal Allah subhanahu ve teala kitabını kaldırmış bir kişidir. Bunu aklını kullanan herkes bilir.